Şimdi dün sen istemiştin. Sosyal medyada çok gündem olmuştu. Önemli. Biz de şimdi onunla ilgili anket açtık. Barış Murat Yağcı takımına geldikten sonra ilk oyuna çıkıyorlar. Cumartesi akşamına döneceğiz biz şimdi. İlk oyununa cumartesi akşamına çıktıktan sonra bir selamlama muhabbeti oluyor. Bununla ilgili eleştiriler var, övgüler var. Biz de bu konuyu masaya yatıralım istedik. Arkadaşlarımız bugün çalıştı. Konuyu başından itibaren röportajlarıyla beraber aldılar. Bir VTR'sini izleyelim. Üstüne özellikle Semih'in yorumlarını merak ediyorum ben. Devam Ardahan, hadi konuşalım. Sen daha iyisin, o baskı altında. Baksana. Nisa kazandı. Nisa kazandı. Bravo be. 9-6. 9-6 çok büyük bir avantaj. Bence çıkıp seni al. Bence çıkın, ben de orada şey yapayım. Aynen. Doğru. Ama böyle yap. Ya biz böyle sonra de ki 1, 2, 3, biz de ki barış. Hayır abi işte. Gerek yok. Alkışlayalım ya. Tamam. Alacaksın, bize dönecek. Bana motivasyon için. Alkışlayalım bence daha güzel. Tamam alkış. Ya hoş geldin. Ya sen gel bir kere de ben sana öpeyim ya. Bugün ben de gazla getirdim lan. Bitir. Hadi. Hadi kokalar. Hadi. Bravo Barış, hadi alacaksın. Aynen. Güzel, güzel. Aynen totemde. Gizem kazandı. Gizem kazandı. Oyun gönüllerin! Oyun gönüllerin! Yine sırttan. Hadi. Hayır Gizem, sen de beraber. Alkış nesnesin. Hadi Gizem. Hoş geldin. Yarın potaya yazmayın sonra adını. Dokunun adını kaybedince. Ya Serbin'in daha oyun kazanmışsın. Şu. Ya bak yaptın ayıp be. Vallahi ayıp ya. Takımın bana bir jesti oldu. Oyunu Gizem kazandı. Fakat bana hoş geldin demek istedikleri için bencenin üstüne çıkıp beni alkışlamayı tercih ettiler. Bunu da bana oyunu kazandığımızda söylediler. Ben de Gizem'in oyunu kazandığını ve birlikte bunu yapmamız gerektiğini söyledim. Bunu düşündükleri için takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gizem 3 sayı almışken ve final sayısını almışken, Barış final sayısına çıkıp onu kazanamamışken, Barış'tan şöyle bir istek geldi takıma karşı. Beni alkışlar mısın? Gizem kazandıktan sonra kendisinin alkışlanmasını istedi. Onu pek anlayamadım. Kötü düşünmüyorum, iyi düşünüyorum. Ama ateş olmadık yerden de duman çıkmaz. Karşı takımda 8 kişi haksız, bir tek Barış haklı olarak da düşünmüyorum. Geldi, hoş geldi. Takım onu kucakladı. Umarım bu soru işaretleri ne takılmam, yani üst üste bu soru işaretlerini yaşamam. Yaşarsam demek ki bir şeyler oluyormuş, hani bir soru işaretini aldık. 2-3 yaşanıyorsa demek ki problem varmış diye de düşünebilirim. Geldiği gün final verdik. İlk dokunulmazlık oyununda, ilk ayağında yapamadın. Gizem yaptı. Gizem'i alkışlamamız gerekirken dedi ki, bence çıkıp hepiniz beni alkışlar mısınız dedi. Evet, konuyu etraflıca ele aldık. En başından beri izledik. Sevgili Semih istemişti. Semih, şimdi senin yorumlarını ve Sema'nın yorumlarını özellikle merak ediyorum. Şimdi fikirlerim değişip duruyor 2 gündür. Niye değişiyor? Bir çünkü hak veriyorsun, bir hak vermiyorsun. Görmediğimiz... Biz de anket açtık bu arada. Bu arada karma karışık bir olay. Bu olayda Barış Murat Yağcı haklı mı haksız mı diye bir anket açtık. Ama ben şimdi son kez izlediğimde kararımı verdim. Net, değişmeyecek asla. Çünkü bir iki ifade var. Söz mü? Yarın sorarız. Asla değişmeyecek. Benim fikrim niye değişti? Çünkü sen bugün yeni belgeler çıkarttın ortaya. O belgeleri izledik. En başından aldık. Ya ben değil. Sevgili Caner. Bana da gelmiş zaten DM'mi atmışlar. Biz görmemiştik bunu. Arkadaşların onu söylediğini görmemiştik. Şimdi arkadaşlar ne zaman geliyor? Barış oyuna çıkacağı zaman Barış'ın bitireceğini düşünüyorlar. 9-6 Barış bitirir oyunu diyorlar. Bitirir diye Barış. Bir sen bitir. Bitir. Biz de seni selamlayalım diyorlar. Tamam mı? Ardan diyor ki hatta alkışlarız. Kronolojiyi diyor. Atlamayalım. Evet, alkışlarız diyor. Hatta alkışlarız, şöyle yaparız, böyle yaparız. Bir plan yapılıyor takım. Mutlu o sıra. Ama
Barış kazanamıyor. Sonra bir daha çıkıyor, bir daha kazanamıyor. Kazanamayınca bu plan rafa kalkması gerekiyor. Evet. Sonra Gizem geliyor sahneye. Gizem sahneye çıkınca Gizem bitiriyor. Burada alkış kimin hakkı? Gizem'in hakkı. Ama Barış diyor ki röportajında, oyundan sonra bana geldiler diyor. Öyle değil, oyun esnasında sana geliyorlar. Bitirebilseydin tamam, senin dediğin çalışır. Oyundan sonra bana geldiler diyor. Beni alkışlamak istediler. Bak yine bir şey yok buralarda, pürüz yok. Ama diyor, ben diyor Gizem'in hakkı olduğunu düşündüm. Bir de buradan kendince bir kahramanlık hikayesi yaratıyor. Haksızlık yapmayın arkadaşlar. O Gizem'in hakkı, Gizem'le ikimizi alkışlayın demiş. Öyle demiş. Ama böyle gerçekleşmiyor bu olay. Oyun bittikten sonra kendisi arkadaşlarına gidiyor. Kendisi gidiyor arkadaşlarına. Bu onların verdiği fikri tekrarlıyor. Böyle bir şey yapalım mı diyor. Tekrar çünkü karşı diyor, tarafa bir şov yapmak istiyor aslında. İstiyor. Karşı tarafa bir gövde gösterisi yapmak istiyor. Ben burada çok iyiyim. Siz beni dışladınız ama bak burada ne güzel uyum var. Beni sahiplendiler, alkışlıyorlar. Bunlar güzel. Bunları talep edebilir arkadaşlarından da. Barış'ın dediği gibi değil. Barış farklı anlatıyor. Ben de rahatsız oldum şimdi. O yüzden acaba arkadaşların, hani Mert diyor ya, Barış saman altından su yürütüyor. Yok bu Yasinler diyor, hep bir plan içerisinde. Acaba şimdi bu tarz şeylerden mi şikayet ediyorlar? Beni de şu an rahatsız etti. Öyle Sema, değil sen, çünkü. Sen nasıl yorumluyorsun? Ben haklı haksız aramıyorum. İki tarafta da haklı ya da haksız olduğunu düşünmüyorum. Sadece gereksizlik görüyorum. Barış yarın öbür gün işte diğer oyunlarında 3'te 3, 2'de 2 yaptığı oyunlar olacak. Vakti geldiğinde takım arkadaşları övgüleriyle, alkışlarıyla zaten hoş geldin gibi bir şey diyecekler. Ama şu anda oyun alamadın, gerek yoktu. Hani daha önce söylemiş olsalar bile o ricada bulunmaması gerekiyordu bence. Yani birçok geçmişteki ben şampiyonların hepsini sayayım size. Bir tanesi bile bunu yapmazdı. Kimse yapmazdı. Yani vaktin gelecek, arkadaşların seni övecekler. Yarınki oyunda belki çok başarılı olacaksın. Bu bana gerekli gelmedi. Ama haksız da diyemiyorum. Kendince işte ben burada iyiyim, güçlüyüm. Bakın takımın beni kabullendiği göstermek istiyor. O yüzden çok haksız, işte çok tamam, kötü tabii, bir davranış. Tamam, röportajda farklı konuşuyor. Evet, röportajdaki durumu rahatsız edici. Ama karşı tarafın bu hareketlerden dolayı tepki gösterdiğini düşünmüyorum ben. Ne yaşadıklarını inanın ben de sizler gibi anlamadım. Ama bunun içinde bu kadar insan dışlanmaz. Anket sonucumuzu da birazdan açıklayacağız. Murat abi, eklemek istediğim bir şey var mı bu konuyla ilgili? Ben anket sonucunu çok merak ediyorum. Valla ben de şöyle düşünüyorum. Benim için bu konu, ben ilk gün eleştirmiştim Barış'ı. Ben ilk gün çünkü o 9-6'dan sonraki talebi duymamıştım. Ama şöyle eleştirmiştim. Söylediklerinden söylemediklerinden böyle bir şeye gerek yok demiştim. Yani sen şimdi bu takıma geçmişsin. Bence mütevaziliğini koruman lazım. Karşı tarafa bir şov yapma derdine isteseler bile. Yani takım arkadaşları bizzat gelse, hadi Barış yapalım bunu dese bile. Ben böyle bir gövde gösterisi yapma taraftarı değilim. Barış'a da yakıştıramadım. Çünkü Barış'ın bir stili var bugüne kadar. 50 gündür izlediğim Survivor'da. Hiç böyle şov yapan, karşı tarafa bir şey yapmaya çalışan bir stili yok. Bu bana böyle bir farklı gelmişti ve ben eleştirmiştim. Görüntüleri izlediğim zaman da tam aradayım. Çünkü gerçekten takım arkadaşları geliyor, böyle bir talepte bulunuyorlar. Hadi gel bir alkış yapalım, şöyle de yapalım, bence çıkalım diyenler ilk kendileri. Ama Barış oyunu bitiremeyince Semih'in dediği gibi olay rafa kalkıyor. Bu sefer Barış'ın kanına giriyorlar. Barış da diyor ki bu iş güzel bir iş aslında. Oyun bittikten sonra arkadaşlar bir ricam var, bunu yapabilir miyiz diyor. Barış'ın hoşuna gidiyor. Barış'ın hoşuna gidiyor. Orada zehirleniyor bence. Evet. Bu bence Barış'ın bir hatasıdır. Ya Barış buna bu toplara girmemesi lazım. Ben orada değilim. Röportajda farklı anlatması beni rahatsız ediyor. Röportajda arkadaşlar bana geldi derken belki ilk kısımdan bahsediyor i̇lk olabilir. Kısımdan ben çünkü bahsediyor. Orada da çok günahını almak istemem. İlk başta. Ama hiç gerek yok bu işte. Tabii. O ayrı. Yani ben size katılıyorum. Ona demiş ki tek bana yapmayın, Gizem hak etti falan demiş. Gizem'i de çağırıyor çünkü. Kendine şey yaratıyor. Yani böyle bir oturuyor, bir kalkıyor, bir şeyler yapıyor falan. Ya, kahraman olacağı günler gelecekti bence. Sema, ilk şeyde geliyorlar ya. İlk olayda diyorlar ki hani böyle böyle bir şey yapalım mı diyorlar. Arkadaşları önce teklifi yapıyor. Yani bu adam da şimdi durup dururken böyle bir işin içine girmiyor. O arkadaşlarının ona yapmış olduğu teklif onu rahatlatıyor ve kendinde böyle bir daha teklif yapma durumunu hissediyor ve böyle bir şey yapıyor. Yani hani bu adam da durup dururken böyle bir teklifte bulunuyor. Çünkü arkadaşları ona önce bir şeyler diyorlar, yapalım mı filan diyorlar. O da ona dayanarak yapıyor ama tabii burada hani çok şu haklı, çok şu haksız şeklinde %100 bir şey söyleyemezsin. Yani gri bir mevzu gibi geliyor bana. Gri bu. Gri bir mevzu. Gri. Şimdi anket sonucumuzu da hemen açıklıyorum. İzleyicilere çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 18 bin anket var. Ankete katılmış kişi sayısı var. Ve %63 Barış'a hak vermiş. %37 de hak vermemiş bu durumda. Aslında bence 3'te 2 gibi bir şey. Bence de gri gözüküyor. Yani böyle bir %80 olabilirdi, %90 olabilirdi. Ben biraz da bu işin fanların veya
Barış'ın başka diğer özelliklerinden dolayı evet'e basanlar olduğunu da düşündüğüm için. Bir de kötü bir şey değil. Ben bu olayın %50 %50 bittiğini düşünüyorum. Ama anket sonucu %63 tabii. İzleyici Barış'ın yanında yer almış bu konuyla ilgili. %37 de haksız buluyorlar.